Arkadaşlar merhaba, bugün 14 Ağustos Pazar, ABD Saratoga'da 9 kuruşluk bir program var yine. İlk koşu 20.05'te bir maiden koşuyla başlayacak. İlk iki koşu maiden, birinci altılı Ganya'nın ilk iki ayağı. 2 yaş İngilizlere mahsus 1100 metre için pistte start alacak. 11 isim start alıyor koşuda gördüğünüz gibi. Koşuya baktığınızda koşu 83 binlik bir maiden koşu. Burada Louis Saez ile start alacak olan üst grup koçlardan bu koşuya gelen bir numaralı Deccan Prince, Michael Maker'ın antren ettiği isim. İlk yer vermek istediğim isim. 5 numaralı Kibia Leiter, Tyler Gaffalone ile önceki startında bir ikinciliği var. 50 binlik maiden satış koşusunda 1100 metre kum pistte. 7 numaralı Star Attitude Javier Casalano ile 4 numaralı Gods Glory Junior Alvarado ile 8 numaralı Rock Chalk Eric Cancel'la ve 10 numaralı 3-0 Sean Brick Mohan'la bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu da bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 105 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. 5 numaralı Towhead Tyler Gaffalone ile ilk yer vermek istediğim isim, kariyerin ilk startında 120 binlik maiden koşularda 1000-1100 metre kum pistte ikinciliği ve üçüncülüğü var. Michael Maker'ın antren ettiği bir Malibu Moon yavrusu. Bir numaralı Root Cause Rod Ortiz Jr. ile şans verdiğim Chad Brown'un antren ettiği bir Into Mischief yavrusu. 10 numaralı Astrila Junior Alvarado ile start alacak Billy Mott antren ediyor. 7 numaralı Consiglante Joel Rosario ile start alıyor. Chad Brown'un antren ettiği bir Quality Road yavrusu. 8 numaralı Moma, yine Todd Blecher'ın antren ettiği bir Uncle Mo yavrusu Flavien Pryor ile start alıyor. 9 numaralı Forever Dixie Dylan Davis'le ve 2 numaralı Beautiful Navigator Louis Saez'le bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu, 3 karı dişi İngilizlere mahsus bir satış koşusu. 1200 metre kum pistte start alacak. Burada da Big Q'yu tek vereceğim. 4 numaralı 16 binlik bir satış koşusu. 42 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Bu seneki son 4 startında 1200 metre kum pistte 2 yarışını kazanmış bir isim. 1.12.56, 1.11, 47 derecelerle 45 binlik şartlı satış bir önceki startında ve 25 binlik satış koşularını yarım boy ve baş farkıyla kazanmış. Son önceki startını Javier Casalano ile kazanmış. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda Big Q öne çıkıyor. 4 numaralı Big Q'yu ben de tek olarak öneriyorum. Birinci altılı gayen 3. ayağında. Dördüncü ayak 3 karı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir satış koşusu. Dördüncü koşuya baktığımızda 50 binlik bir satış koşusu olduğunu görüyoruz. Burada da 80 binlik şartlı satış koşularından bu koşuya gelen Coast Basis Into Mischief yavrusu büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Chad Brown antrenisindeki Rat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Rakipler olarak yanına 8 numaralı Swift Sure Ricardo Santana Junior ile son startında 50 binlik bir satış kursunu 1400 metrede 1.24.29'da 4 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Favori olduğu son startı. 7 numaralı Firesword John Velasquez ile start alıyor. O da geçen sene 100 binlik bir şartlı satış koşusunu kazanmıştı var 1300 metre kum pistte. Bu sene tek startında da dördüncülüğü var. 80 binlik şartlı satış koşusunda ve 160 binlik şartlı koşuda geçen seneki son startında yine bir dördüncülüğü var. Bir de 6 numaralı Dylan Davis'te bu koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu bir maiden koşu. 1100 metre çim pistte 3 karı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 105 bin dolarlık yine üst grup bir maiden koşu. Son startında burun farkıyla ikinci olan 105 binlik maiden koşuda 1100 metre çim pistte 2 numaralı Mr. Green Jose Lescano ile koşunun favorisi gibi gözüküyor. 9 numaralı Parents Pride Safi John Joseph Junior'ın antrenör ettiği bir isim. Rat Ortiz Junior ile start alacak ve 5 numaralı Linear Thinking Joel Rosario ile öne çıkan isimler son kariyerin tek startında favori olduğu 1700 metre çim pistteki 80 binlik maiden koşuda üçüncülüğü var. 8 numaralı Sixth Street Tyler Gaffalone ile şans verdiğim diğer bir isim 4 numaralı Glitter Up Dylan Davis ile
Yani iki tanesi bu sene olmak üzere son 4 startında 3 ikinciliği var. 80, 80 ve 7 minlik maiden koşularda son olarak 7 numaralı Yamaz, Luis Saez'le bu koşuda şans verdiğim son isim. Altıncı koşu yine bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuda 12 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 105 bin dolarlık. Yine 3 grup bir maiden koşu. 8 numaralı Chocolate Gelato. Fırat Ortiz Junior'la start alacak. Kariyerin ilk startında favori olduğu koşuda yine aynı jokeyle start almış. 1,5 boy farklı üçüncülüğü var 1100 metre kum pistte. 10 numaralı Firing Bullets. Javier Castellano ile Mark Casantines'teki bir isim. 4 numaralı Uppercase Junior Alvarado ile şans verdiğim Billy Motantines'teki bir Amerikan Paroa yavrusu. 6 numaralı Twin Mischief, Into Mischief yavrusu. Joao Rosario ile start alacak ve son olarak diğer bir Into Mischief yavrusu. Interpol'a Chad Brown'un antrenörü Manuel Franco ile start alacak olan isimler. 6. koşuda bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. 7. koşu, üçgör dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pisti bir opsiyonel satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 45 bin dolarlık şartlı satış koşusu, 100 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Bence günün en zor koşusu bu koşu. Koşuya 3 numaralı Spongy ile başlayacağız. Junior Alvarado ile start alacak olan 1700 metre çim pistteki geçen seneki önceki startını 8 boyu yaklaşık farklı kazanıyor favori olduğu koşu. Son startında da bir üçüncülüğü var 45 binlik şartlı satış koşusunda. Uzun bir aradan sonra start alıyor. 367 tam bir yıl sonra start alacak. 3 numaralı Spunji. 2 numaralı Home for Christmas Joao Rosario ile start alıyor. Önceki startında 25 Haziran'da 1800 metre çim pistteki 80 binlik şartlı koşuyu kazanıyor. Son startında bir ikinciliği var. 1 numaralı Instinctive Home for Christmas'ın ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var son startında. 6 numaralı Out of Sight Erat Ortiz Junior ile start alıyor. O da Home for Christmas'ın ikinci Instinctive'in üçüncü olduğu koşta dördüncülüğü var. Ondan önce de bu sene 1600 ve 1700 metrede bir maiden koşu ve 80'lik bir şartlı koşu kazanmışlıkları var. 1600 ve 1.35'te 1700'de 1.41'de kazanmış bir isim. Belmont Park'ta. 8 numarada Mileeps Arceel, John Velasquez'de şans verdiğim diğer bir isim 1600 metre çim pistteki son start favori olduğu son startını 80'lik bir koşu baş farkıyla da olsa kazanıyor. 4 numaralı Palas Gossip Flavien Pryor ile şans verdiğim bir isim 1200 metre çim pistteki 11 Haziran'daki bir önceki startındaki 80'lik şartlı koşuyu kazanmış favori oldu. Önceki startında 7 numaralı Lady Thornhill Dylan Davis'le şans verdiğim diğer bir isim 95 binlik bir şartlı koşuyu 1700 metre çim pistte son startında baş farkıyla da olsa kazanıyor. Son olarak 5 numaralı Choose Happiness Luis Saez'le şans verdiğim diğer bir isim bu koşuda. 8. koşu üç karı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir koşu. Burada 5 numaralı Bradle House bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşuya bakalım. Koşu 62.500'lük bir şartlı satış koşusu. 5 numaralı Bradle House, Javier Castellano ile start alacak. Kariyerin 6 startında 4 birinciliği, 2 ikinciliği var. Son 2 koşu 5 Mayıs'ta 1700 metre kum pistteki 45 binlik şartlı satış koşusunu yaklaşık 8 boy farkla kazanıyor Javier Castellano ile. Son startında da 1600 metreyi de 92 binlik bir şartlı koşuyu aynı jokey ile 5 boy farkla kazanıyor favori olduğu son startı. 1600, 1.36, 25, 1700 ile 1.43, 71'de kazanmış. Bugün de aynı jokey ile start alacak. Büyük bir hata yapmazsa bu koşuyu kazanır diyorum. 5 numaralı Brattle House'u. 6. koşu Mahoney Stakes. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir 1100 metrede çim pistte bir sprint koşu. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. Burada da 2 numaralı Big Invasion büyük bir ihtimalle koşuyu kazanır. 3 numaralı Sky and Sand ile ekürü olan bir isim. Koşu performansına baktığımızda kariyerinin ilk startı hariç son 5 startını kazanmış bir isim. 1000 metre çim pistteki maiden koşuyu 4 boydan biraz fazla bir farklı kazanıyor. Koşu hayatındaki bütün koşularında favori gösterilmiş.
26 Mart'ta 1000 metre çim pistte yine bir Black Type koşuyu 3 boy farkla kazanıyor. 55-64, 55-87 derecelerinde. 1100 metrede bir Listed koşuyu kazanıyor. 1:03.73 ile 2 boy farkla. 29 Mayıs'ta da bir önceki startında 1400 metre çim pistteki Listed koşuyu 3 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 1:20.34 derecesiyle son startında da 1100 metrede çim pistte yine bir grup 3 koşuyu yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor. 1:00.80 derecesiyle. Eğer hata yapmazsa bu grupta koşuyu rahat kazanır. Declaration of War yavrusu Joel Rosario ile. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com adlı web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Geçmiş Mule and koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce bugünkü Saratoga yarışlarıyla ilgili yurt dışı bahisçilerden Anthony Stable'ın seçimleri ekranda gördüğünüz gibi Race 1 birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı, Race 4 ikinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı ve Race 9 ikinci Altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Bu seçimlerden istifade etmek isteyen arkadaş videonun bu kısmına gelip ilgili tablodan istifade edebilir. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin derim.
İlk ayak 1 numaralı Deccan Prince, 5 numaralı Kibisya Later, 7 numaralı Star Attitude, 4 numaralı God's Glory, 8 numaralı Rock Chalk ve 10 numaralı Three Zero. Burada 11 de var arkadaşlar. Jose Ortiz ile start alıyor ama yedek isim olduğu için kuponu arttırmasın diye yazmadım. Eğer koçtan çıkan at olursa bu isimler yerine 11'de ilave edebilirsiniz ilk ayağa. İkinci ayakta, ikinci koşuda daha doğrusu 5 numaralı Towhead, 1 numaralı Root Cause, 10 numaralı Astrilla, 7 numaralı Conceylante, 8 numaralı MoMA, 9 numaralı Forever Dixie ve 2 numaralı Beautiful Navigator. Üçüncü koşu 4 numaralı Big Q, tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşuda 2 numaralı Cospaces ve 8 numaralı Swipshore öne çıkan isimler. Dolayısıyla slash ile ayırdım. Yeterli gibi gözüküyor. İkinci altında iki tane tek olması sebebiyle biraz fazla isim yazdım buraya. Aklınızda olsun. 2 numaralı Cospaces ve 8 numaralı Swipshore öne çıkıyor. 7 numaralı Firesword ve 6 numaralı Ebben. Daha sonra önerdiğim isimler. 5. koşuda 2 numaralı Mr. Green, 9 numaralı Parents Pride ve 5 numaralı Linear Thinking öne çıkan isimler. Daha sonra 8 numaralı Sixth Street, 4 numaralı Glitter Up ve 7 numaralı Yamas. 6. koşu 8 numaralı Chocolate Gelato, 10 numaralı Fire and Bullets, 4 numaralı Uppercase, 6 numaralı Twin Mischief ve 3 numaralı Interpolate. 7. koşu biraz fazla isim yazdık. 3 numaralı Spongy, 2 numaralı Home for Christmas, 1 numaralı Instinctive, 6 numaralı Out of Sight, 8 numaralı My Lips Are Sealed, 4 numaralı Palace Gossip, 7 numaralı Lady Thornhill ve 5 numaralı Choose Happiness. 8. koşuda da 5 numaralı Brattle House'u tek olarak öneriyorum. Son koşuda 2 numaralı Big Invasion'ı öneriyorum. 3 numaralı Sky and Sand ile Ecury olan. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki butona tıklayarak abone olursanız, kanala destek verirseniz sevinirim. Hepinize bu pazar gününde bol şanslar diliyorum. Hepinize iyi günler.